Merhaba iyi günler arkadaşlar. Bugün NDI pluginde yapılan birkaç hatadan bahsedeceğim. Hatta size göstereceğim. En büyük hata arkadaşlar. Ben bunu bu programı iki bilgisayara kurdum. Ama Pink oluyor. İnternette oynadığım oyunlarda sıkıntı oluyor diye birçok yorum atılıyor. İlk önce buna bir açıklık getireyim. Normalde arkadaşlar biz bu iki bilgisayarın haberleşmesini bizim modemin ağımızın üzerinden sağlıyoruz. Genellikle e, operatörlerin verdiği modemler arkadaşlar 100 megabit saniye olabiliyorlar. Yani o kadar kaliteli e, size ağ altyapısı sunmuyor. Bunu nereden öğreniyoruz? Hemen arkadaşlar ağ paylaşım merkezine geliyoruz. Burada 100 megabit saniye yazıyor. Peki benim modemim 100 megabit saniye ben bunu 1 gigabit nasıl yapabilirim Arkadaşlar internetten Şu tarz A modem switch'leri alıyoruz Bu switch'ler 10, 100, 1000 olmalı Port sayısı da sizin e, o anki kullanımınız ileriye göre düşüncelerinize göre değişir Benim kendi Evimde kullandığım bu Şu switch 1 megabit saniye. Şimdi bu switch'i almadan önce arkadaşlar yapmamız gereken bir durum var. Laptopumuzun ve masaüstü bilgisayarımızın laptop da olmayabilir. İkinci bilgisayar ve birinci bilgisayar diyeyim ben. Hemen aygıtı yöneticisinden A bağdaştırıcılarına tıklıyoruz. Burada aygıtımızdaki Ethernet kartının model ve adına bakıyoruz. Numarasına bakıyoruz kendi sitesinden bu Ethernet'imizin bizim kaç gigabit saniye desteklediğini öğrenmemiz lazım. Intel'e de baktık. 1 gigabiti destekliyor. İkinci bilgisayarımıza da baktık. O da destekliyor. Ondan sonra alıyoruz switch'i. Ve bazen şöyle bir problem yaşayabiliyorsunuz. Şu anda ben yaşamış bulunmaktayım. Intel'in gigabit Ethernet kartı benim 100 megabit bağlantının üstüne çıkmadı ne yaptıysam çıkartamadım arkadaşlar. Normalde Intel'in kendi teknik kendi sitesinde teknik verilere baktığımda 1 gigabit'i görüyor. Ama ben ne yaptıysam beceremedim. Olmuyor arkadaşlar. Ee, birkaç yabancı sitelerin forumlarında internet kablosu A kablosunda seçme yapıyor dediler. Ben de Cat6 kablo aldım. Buna da çok önem vereceğiz. Bu da ilerleyen ee, dakikalarda size göstereceğim bir şey. Seçtiği yönündeydi. Aldım ben bunu. Yine olmadı. Ne yaptıysam olmadı. Peki ben ne yaptım arkadaşlar? PCI slotuna bağlayabileceğim harici bir Ethernet kartı aldım. Bunlar çok pahalı olmuyorlar. Ortalama fiyatıyla 1 Gigabit Ethernet 100 lira falan. Yani daha lüksleri var. 10 gigabit saniyeler var. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Şimdilik bize bu 1 gigabit hız yeter çünkü. Aldım. Arkadaşlar az önce birinci bilgisayardan ben ekran kaydını almıştım. Şu anda benim ikinci bilgisayarından NDI plugin ile almış olduğum kaydı izliyoruz. Size ben niye ikinci bilgisayardan kayıt ettiğimi de göstereceğim. Şimdi buradan çıkıyoruz. Normalde arkadaşlar 100 megabit saniye bağlantımız olsaydı CTRL ile alt del görev yöneticisi size gelmedi büyük ihtimal şimdi geldi. Bakın arkadaşlar Ethernet kısmına geldiğinizde 134 megabayt saniye gönderiyorum. 1.1 megabayt saniye alıyorum. Şayet sizin bu ağınız 100 megabit saniyede kalsaydı şu 1 GB yetmeyecekti arkadaşlar. Bakın sadece ve sadece NDI plugin ile birinci bilgisayardan ikinci bilgisayara 1080p'de 60 kare saniye videoyu atmak şu değerlere mal oluyor. Şu anda ben internet üzerinden oyun oynasaydım elimi 60 binler binlere çıkacaktı. Yani internette size oyun oynatmayacaktı. Arkadaşlar benim ikinci bilgisayarım bu arada laptop. Kodlayıcıyı ben işlemci yerine ekran kartına verdim. İşlemcim de kötü değil, ekran kartım da o kadar iyi değil ama ekran kartı işlemciden çok daha iyi verimli oldu. 7700 HQ kullandım. İşlemci, ekran kartı da 1050 Ti. İşlemcinin yükünü medium da yaptım. Fest de yaptım. yaptım Veri de yaptım. Olmadı arkadaşlar. Sunulan video verimli olmadı. Ama 1050 Ti üzerinden H264 kodla çevirdim. Videolarım mükemmel oldu arkadaşlar. Bunun da size bilgisini vermek isterim. Arkadaşlar 1 gigabit saniye bağlantıyı desteklemesi için CAT 5 üstü A kablosu seçmeliyiz. CAT 5 altını seçmeyin. Cat5 6 100 MB'a kadar destek verebilir. Bilginiz olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yararlı bulduysanız paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.